Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün farklı bir açılış yapayım dedim mutfak dışında. Yüzümü falan yıkadım, hazırlandım. Şimdi yüzüme bir şeyler çalacağım. Bu arada bugünkü öğretmenler yeni fark ediyor saçımı. Lütfen çekmediğim zaman şöyle alttan böyle bağlıyorum ya, görünmüyor pek. Aslında böyle bağlamak da çok hoşuma gidiyor. Nedense son zamanlarda böyle kullanmayı da çok seviyorum. Yüzüme bir şeyler süreceğim. Bir de birkaç arkadaş soru sormuş işte yüzüne ne kullanıyorsun çok parlak görünüyor diye. Ben bu Bobbi Brown'ın Face Base'ini kullanıyorum. Aslında çok ağır bir krem ve böyle hani ne bileyim gece makyajı olmadığı sürece yüzümde bazen çok böyle ağırlık yapıyormuş hissi veriyor. Bu bir doğru, bir gerçek. Ama şu an günlük kullanabileceğim bir yüz kremim olmadığı için bunu kullanıyorum. Ve çok şöyle az sürüyorum. Çünkü yani yetiyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Aralık ayı sizin için nasıl geçiyor arkadaşlar? Benim için çok dolu dolu geçiyor, yoğun geçiyor. Çocuklarla falan filan derken ev işleri, ev rutin ev işleri falan derken bir bakıyoruz çocuklara almak için zaman dolmuş. Bir de artık detoksa başladım ya, onun için ayrı ayrı yemek yap, koşuştur, ne bileyim işte sporunu aksatma derken gerçekten artık dün akşam mesela yeni bir diziye başladık. Bu arada konudan konuya atlıyorum gibi olacak. Yeni bir diziye başladık Serhat'la. Ve birinci bölümün ortasında ben şey oldum hemen. Böyle uyku çöktü. Dedim yatsam dedim alınmazsın değil mi yani? Çünkü uyku bastı. Bastıya böyle koltukta uyumak da benim en sevdiğim. Ondan sonra dedi koltukta uyuma git yukarıda bari uyu diye. Öyle yani akşamı edemiyorum. Gerçekten yoruluyorum. Bu arada kullandığım fondöten bu It Cosmetic'in. IT Cosmetic diye mi söyleniyor? IT Cosmetic diye mi söyleniyor bilmiyorum ama benim kullandığım numarası var mı burada? Yazmıyor. Ben bunu yazdan önce kadın böyle suratıma bir şeyler denerken bu numarayı bana verdi. Bir tık koyu bir renk çünkü dedim tatile gideceğim dedim ona göre ver. Bu arada bu tatilde asla kullanılmaz bir şey. Çünkü ben birkaç defa denedim. Şu an bile mesela kullandığım zaman telefonumu kafama koyuyorum böyle. Hemen telefonda izi kalıyor. Hiç sevmiyorum. Kendime böyle güzel bir BB ya da CC BB krem almam gerekiyor. Bir tek IT Cosmetic'te sevmediğim şey o yani. Böyle her tarafına yapışıyor. Çok ince bile sürsem her tarafına yapışıyor. Serhat'la sarılırken böyleyim. Dokunma bana diye. Şimdi ufak bir makyaj yapacağım. Aslında yapmayaydım daha iyiydi. Çünkü günlük sporumu yapmadım bugün ama bugün ağır bir kardiyo falan yapmayacağım zaten. Sadece yürüyüş yapmak istiyorum. Aslında biliyorsunuz ben hiç işte kardiyo böyle hoplamalı zıplamalı sporları yapmayı seviyorum. Çünkü onu yaptığımda sanki böyle vücudum aktif olmuş oluyor. Ve bana sonrasından verdiği hissi ben çok seviyorum. Ama nedense hani havalardan dolayı mı ne kendimi o vibe'ın içine sokamadım henüz. Ve dışarının o verdiği hani yürüyüşün o verdiği mutluluk başka bir mutluluk. Öyle diyorlar yani. Ben pek böyle yürüyüş tarzı şeyleri sıkıcı bulduğum için pek yapmıyordum. Hele ki böyle yanında bir arkadaş falan yoksa. Ama bu detoksa şey deneyeceğim. Bizim evin burada Nature Reserve var. Güzel bir yeşillik alanı var. Koruma, yeşillik koruma alanı yani. Orada böyle her gün bir saat yürümeyi planlıyorum. O yüzden de dedim makyaj yapsam da yapmasam da bir şey olmaz. Çünkü terlemeyeceğim yani. Şöyle böyle sürüyorum işte bununla. Ondan sonra da concealer olarak da yine IT Cosmetic'in concealer'ı var. Küçücük bir şey ama o kadar yetiyor ki böyle nokta nokta resmen sürüyorum. Aydınlatıcı çünkü baya bir, bu da kalın bir şey. Şu kadar bile yetiyor insana. Ben makyajımı tamamlayayım. Aşağıda görüşürüz. Bu arada Hollanda'da doğru cevap veren o iki arkadaş geri dönüş yapmadı arkadaşlar. O yüzden iki tane hediye şu an buzdolabının üstünde bekliyor. Hani onlara ayıp olmasın diye bekledim.
Bugün de bekleyelim. Geri dönüş yapmazlarsa o iki arkadaş, ondan sonra başka birini verelim. Çünkü kalırsa kalır yani. Kalmasını istemiyorum ben de. Hediye çünkü. Şöyle şöyle yapıyorum arkadaşlar. Çok pürüzsüz bir görünüş veriyor. Evet doğru ama çok kalın böyle. Hani full coverage. İnce bir tabakası yok. Bu arada şunu da göstereyim. En çok sevdiğim bu mat ruj. NYX'in bu Slip Tease diye. Çok az kaldı. Bitti aslında ama çok hoşuma gidiyor. Ben normalde glossçuyum. Yani böyle gloss kullanmayı çok seviyorum ama evet matlarda bunu çok seviyorum. Bitti artık yani. Nasıl oldu? Ondan sonra da bu L'Oreal'in Plump and Set Brow renklendirici değil de sadece sabitleyici sanırım. Kaş sabitleyicisi. Bu arada kaş demişken acayip bomba sürprizim var size. Ne zaman olacağını tam bilmediğim için söylemek istemiyorum ama şu gördüğünüz olağanüstü kaşlara güzel bir değişim olacak arkadaşlar ve artık olacak yani. Çünkü güvenebileceğim birini sonunda buldum. Ve de müsait olduğu bir zamanı bekliyorum. Ondan sonra da muhteşem kaş değişimle karşınıza çıkacağım. Böyle ortada mı seviyorsunuz? Ben ortayı da seviyorum. Ve şöyle yan var. Yan mı seviyorsunuz? Ben de en çok. Nasıl seviyorsunuz? Bu arada arkadaşlar çok soğuk. Ben böyle kalın giyinmeyi, hani boğazım açık olduğu sürece artık bunlarla çok rahat ediyorum. Yoksa biliyorsunuz tişört falan giyiniyorum ama bizim alt kat çok soğuk. Çünkü hala alttaki kaloriferler yapılmadı. Dün Serhat'a yine sordum. Yani kim gelip yapacak şu kaloriferleri? Gerçekten aslında biri var da onu mu arasam bilmiyorum ya. Yani yapılması gerekiyor acil bir şekilde. Çünkü bizim üst kat sauna, alt katta resmen soğuk yani. -10. Böyle Zara'nın Gardenia parfümünü de sıkıyorum. Tekrar parfüm sıkmaya alıştım. Bunu da döne bana hediye etmişti. Sağ olsun. Dove. Bu arada bizim Elf yine yaramazlıklar peşinde. Arkadaşlar, bugün de böyle burada bulduk kendisini. Evet, böyle şunu tekrar düzelteceğim. Bu arada perdelerim muhteşem. Seni gidi cheeky elf. Seni acaba nereye tıksak bugün? Heh, orada kal. Çam ağacında ışıkları olmadan. Çam ağacı, çam ağacı diye sayılmıyor. Bunları özel almıştım. Tanesi 3-4 serlin. O yüzden fazla almadım. Şöyle ayrı aldım bir tane. Şöyle çangıraklı var. Bu çok hoşuma gitti. Ondan sonra her çocuğa bir tane böyle candy cane aldım. Şöyle bir çiçek aldım. Aslında böyle dolu dolu yapsam da güzel olur ama kız hepsi de pahalı yani. Benim eskiler baktım dün evde hepsi silvaymış. Gümüş. Gümüş de buna uymaz. O yüzden böyle yeni yeni kaldı. Şunu da Devran'a almıştım böyle küçük. Bir de şu çok hoşuma gidiyor. Derin 2'den bir uzağa getirip buraya koyuyor. Şu çok hoşuma gitti böyle. Çok canlı duruyor. Göremediniz. Evet bu çok hoşuma gitti. Ama ışıklarımız çalışmıyor. Şu uç var ya. Bunu takmak için o büyük
ucu lazım. Ve bu yok. O yüzden çocuklara dedim ben bugün hallederim. Bulamadım da hiçbir yerde. Annemin bir arayım oradaysa oradan alıp getiririm. Gelirim. Ne boşuna yine alayım. Birazdan yemeğe başlayacağım. Bugün saat konusunda şeyim. Ne derler ona? Yetiştirdim sabahki işlerimi. Onu demeye getiriyordum. Bulanık çıkıyor nedense. Arkadaşlar şöyle saatimi de birazdan kuracağım. Saat tam 12. 1,5 saat yürümeyi planlıyorum. Böyle bizim mahalleden çıkacağım. Mahallenin hemen yan tarafı zaten dediğim gibi ayrılmış nature reserve. Korumalık yeşil alan mı deniliyor sanırım. Öyle bir şey işte. Birkaç müziğimi de indirdim. Böyle yürüye yürüye gidelim. Şöyle Walk My App diye bir uygulama var. Onu indirdim. Bizim çöpçüler de burada geldi artık. Bu uygulamayla sadece yürüdüğüm zamandan itibaren başlıyor. Yoksa çocuklu olunca biliyorsunuz adım başı adım atıyoruz zaten. Onları saymak istemiyorum. Başladım. Bu arada gördüğünüz gibi bizim evin hemen böyle dışı zaten tüm yeşillik alan. Böyle. Şöyle AirPod'umu da takacağım. Serhat diyor ki bunu aldığım güne bin pişmanım. Kulağımdan indirmiyorum gerçekten. Bir anne için bence olmazsa olmaz bir şey. Tabii illa AirPod olmak zorunda değil ama kablosuz herhangi bir kulaklık bence çok iyi. Dakika yürüyüş yaptım arkadaşlar. Kaç adım oldu bilmiyorum ama bir de gelirken şunları taşıdım. Yani iyi ki bir kolda bu bir kolda o vardı. Ağırlıkları aynıydı. O yüzden böyle ellerim artık ağrıdı yani. Şurada kemikli et aldım. Kasap abi dedi var dedi bende biraz. Böyle verdi bana çocuklara çorba için. Ondan sonra farklı farklı şeyler de aldım. Şöyle bir soyunum da göstereyim. Keşke o yeşillik alana gitmeseydim. Çünkü yağışlı ve yerler çamur. Sporay kapısıyla hiç iyi değildi yani. Ayağım yapıştıkça yürümem daha da böyle yavaşladı. Tam 57 dakika yürüdüm. Bu da yine yetti. Bir şey değil. Güzeldi. Akşamüstü de bir bisiklete de bir saat binersem 250 kalori sabah yapmıştım. Akşam bisikletle bir saat yaklaşık 400 kalori yapıyorum. Yine iyi oluyor. Böyle benim hedefim sporla birlikte bir 600-700 kalori yapmak. Kettle çalışıyor çünkü etleri şöyle birazını koydum. Kettle dursun çünkü çok ses geliyor. Bu arada kendime limonlu su ve tarçın koydum. Böyle tarçınlı limonlu suyumu içeceğim. Şimdi neler aldım bu detoks sürecinde ihtiyacımız olan birkaç bir şey aldım. Tekrardan iki tane böyle patlıcan aldım. Bayağı büyük geliyor ama yapacak bir şey yok yani. Bu arada patlıcan da her yerde bulunmuyor. Şöyle mercimek aldım çünkü bugünkü çorba için ihtiyacımız olacak. Ondan sonra kara buğday aldım. Fadime Derin'le detoks yaptıysanız kara buğdaya alışıyorsunuz. Kara buğday salatası yapacağım sizinle birlikte. Bir de pardon kara buğday değildi sanırım kinoa. Bir tane de kinoa aldım böyle. Bu da kinoa. Şöyle bu ikisi olmazsa olmaz detoks sürecinde. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar hemen söyleyeyim size. Sabah benim küçük oğlan kahvaltı yaparken
Uyandı dedi çorba istiyorum dedi. Çocuk sabah kahvaltısına çorba istiyor yani. Biri çorba istedi. Biri yulaf istedi. Arya yulaf lapası istedi. Derin de Cheerios istedi. Yani böyle karışık karışık kafalar yaşıyoruz sabahları. Tabii ki ben de dedim çorbayı akşam yaparım dedim. Çocuğum nasıl sana sabah sabah çorba çıkartayım. O yüzden şöyle et, tavuk, et. Kemikli etimi böyle iyice bir haşlayayım. Ondan sonra bu et suyuyla da çorba yapacağım. Şimdi çorbaya şöyle bir şey gördüm YouTube'de. Onu birlikte yapalım dedim. İlk defa yapacağım için de tadını birlikte böyle görürüz nasıl bir şey olacak. Şöyle malzemelerimi çıkartıyorum. Belki bu sizin YouTube'de şeyi videolara düşmüştür. Çünkü benimkine düştü. Bir tencere çıkarttım. Şöyle bir tane de tencere ihtiyacımız var. İlk önce ne yapacağız biliyor musunuz? Her birinden birer kaşık tenceremize koyacağız. Hatta tenceremize koymadan önce şöyle sivi çıkartalım. Bunun içinde güzel bir yıkayalım. Çünkü tencerede soğan, sarımsak koyacağız. Şöyle her birinden birer tane böyle büyükçe kaşık alacağım. Bir. Hatta ben biraz daha alayım. Çünkü yarına kalsın. Ondan sonra kırmızı mercimek. Şöyle karışık. Böyle dördünü de ekledim. Bunu bir suya vuracağım. Ondan sonra tenceremin içinde soğan, sarımsağımı zeytinyağıyla güzel bir kavuralım ve yemeğimize başlayalım. Yeah. I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could have done more than I did not. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah, it can be hard when you grow up. People fill you with doubt, you start thinking about what you're gonna do now. But we only got one chance and got one life to live. And it's do or die, gotta make it count. So lose your worries, let your problems go on until my whole body burns out. I ain't never gonna slow down. I don't wanna waste time on fake friends. I just wanna get high, just wanna get high, just wanna get higher. Sometimes people will try to hold you back from being who you want to. Don't be questioning why, do whatever feels right. Find your passion and fight. Cause we only got one chance and got one life to live. And it's do or die, gotta make it count. So lose your worries, let your problems go on until my whole body burns out. I ain't never gonna slow down. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir de bu arada salatamı yaptım. Şöyle kinoalı kısır yapacağımız için şöyle yeşillik malzememi kestim. Ben listeye uygun yaptığım için listede bunlar geçiyordu. Bunları yaptım. Kinoaları şöyle suda bekletiyorum. Çünkü bıraktığı bir asit varmış. O asitin çıkmasını bekliyoruz. Bu böyle kalacak ki ta ki ben böyle tam hazır olup yapana kadar. Ondan sonra da pilav gibi ben bir bardak kullandım. 1,5 bardak da suyla birlikte suyunu çekene kadar pişireceğiz. Ondan sonra klasik zeytinyağı, salça ve
Bu görmüş olduğunuz karışımı yapacağım. Aynı zamanda suyum güzel haşlanıyor. Su haşlanır mı? Su kaynar. Su kaynıyor. Çorbaya nasıl aktaracağım bilmiyorum. Niyetim tüm suyu çorbaya aktarmakta ama çorbayı bir an önce yapmak istediğim için normal kettle suyunu kullandım. Ama şey diyorum, hani çorbam olduktan sonra bu et suyunu bir iki kepçe suyu eklesem bir şey olmaz herhalde. Tamamen şu an atıyorum ama normalde hani buzluğa ayırdığımızı da içine atıyoruz. Herhalde bir şey olmuyor öyle. Ondan sonra da köfte yapıyorum. Bugün çocuklara da akşam yemeğine dedim burger gibi yapayım ekmek arası ama vazgeçtim çünkü dünden kalma bulgurum var ya. O yüzden dedim normal böyle İzmir köftesi gibi yapayım. Ekmek yerine de bulgur var. Yanında böyle bulgurla yerler. Zaten salatam da var. Yanına biraz onlara da koyarım. İstediği kadar yesinler. Şöyle soğanımı koydum oraya. Tuzumu çıkartayım. Karabiberimi ve de şöyle ekmek kırıntıları ben kullanıyorum. Böyle. Karabiber. Biraz karışık oldu mutfak böyle. Ben de detoks yaptığım zamanlar böyle oluyor işte. Çünkü çocuklara ne bileyim kinoalı salata da verebilirim ama ne kadar lezzetli yerler tartışılır. O yüzden ayrı da yapayım. Serhat da dün sevmedi şeyi. Ne derler onu? Patlıcan yemeğini sevmedi. O yüzden dedi sen beni bu detokstan çıkar dedi. Şöyle en sevdiğim maydanoz turusu. Her şeye ekliyorum ben. Ve biraz da zeytinyağı koyacağım. Aslında zeytinyağı koymayayım çünkü kızartırken zeytinyağı zaten koyuyorum. Şimdi bir tane de yumurta. Şöyle hem yoğurt çıkardım hem de iki tane yumurta çıkardım. Bir tanesi yoğurtla birlikte çorbaya gidecek. Sadece bir yumurta buraya böyle. Ben aynen böyle yapıyorum. Biraz ne eksik biliyor musunuz? Pul biber. Ben şöyle biraz da pul biber ekliyorum. Çocuklar yiyor. Acı fazla değil. Of, yoruldum kız mutfakta. Neyse, yapalım, yoğuralım hadi. Bunu da şeklini vereceğim. Ondan sonra da dolaba koyacağım. Hazır. Beklesin. Şipşak yemeğimiz hazır olur. Kız dün nasıl strese girdim ya. Eve geldim. Hem balık yapıyorum çocuklara. Aynı zamanda kendi patlıcan yemeğimi yapıyorum. Aynı zamanda o toplar ipliksiz ağaca geçmiyor. Mecbur çocuklar da istiyor bir an önce onu yapayım. Yani anlayacağınız böyle iki elim bir pabuca girdi. Bir de ben böyle saatinde her şeyin olmasını istediğim için ama bir de bekliyorum saat böyle 5:30 olsun hani yemek çocuklara yetişsin istiyorum. Yani neyse ki oldu işte benim böyle saçma sapan takıntılarım da var. İlla 5:30 yani 5:35'te yemek yenilmeyecek. 5:30'da yemek yenilecek. Çocuklar da acıkıyor ama ne yapayım? Bir de vücutları ona alışmış. Birkaç videoda denk geliyor bazen böyle çocuklar hemen diyor yemek arada da atıştırmalık vermiyorum. Eğer kulübe falan kalmayacaklarsa. Bazen arada meyve yiyorlar ama.
tezgahın üstünü toparladım. Hemen şu salatanın üstünü de aslında geçireyim. Çünkü daha 2 saate anca yaparım ben bunu. Üstüne bir şey falan dökmedim ki sulanmasın etmesin. Ben de yarım saat hatta 40 dakikam kaldı. Şöyle oturup sizin yorumlarınıza bir göz atayım. Biraz keyif yapayım. Ondan sonra da zaten şeyin kemiklerin altını da kapatacağım. Geldiğimde tekrar açacağım mecbur çünkü yapacak bir şey çalışıyor vaziyette bırakacağım. Öyle. Yes! Çok seviyorum böyle her şeyi zamanında yaptığım zaman. Bittiği zaman çok hoşuma gidiyor. Evet kızlar, ben işimi yaptım. Siz de yaptıysanız bir beğeni ve like atabilirsiniz. Beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Biz eve geldik. Hemen çocukların köftesini şöyle aldım. Yapıyorum. Bulguru da ısıtıyorum ve çorbalarını içiyor çocuklar. Şimdi benimki Noah'da oldu. Böyle soğuması için bekliyorum. Ondan sonra salata malzemeyi koyacağım. Biraz salça koydum. Karıştırdım. Herkese selam veriyorum. Çocukları uyuttum. Şöyle güzel bir yere geçeyim. Dağıldım vallahi çocukları uyuturken. Serhat'ın hemen tabağını hazırlıyorum çünkü Zoom dersimiz var bugün. Zumba yapacağız kızlarla birlikte. Çok heyecanlıyım çünkü birçok detoksa katıldım ama hiç böyle online derse, spora katılmamıştım. Şimdi şöyle 4 tane de köfte Serhat'a yapayım. Ondan sonra dedi sen yap dedi, ben mikrodalgada olmadı ısıtırım. Bekletim benim böyle sıcak sıcak yesin ama gelmedi. Çok heyecanlıyım sizin için de biraz çekelim. Nerede yapacağım bilmiyorum. Odada biraz karar veremedim.